Yardı Best Galatasaray. Evet arkadaşlar, bir Yardı Best Galatasaray öğlen yayınına daha hoş geldiniz. Artık gerçekten yarın bir milli maçımız var ve o milli maçtan sonra direkt bam 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 lige tekrar konsantre olacağız. Hafta sonu çok önemli bir maçımız var. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi maçı falan derken nefes almadan hemen hemen bir ay geçireceğiz. O yüzden de Galatasaray'ı da çok özledik bu arada. Ve size güzel dolu dolu bir öğlen yayını hazırladık. Mutlaka bizi yani izleyin derim. Çünkü çok çok güzel şeyler, güzel bilgilere ulaştık. Güzel, ilginç konulara eğileceğiz. O yüzden de güzel bir öğlen yayını geçirmesi dileğiyle. Sevgili dostum Süleyman'a da bir hoş geldin diyeyim. Süleyman hoş geldin, nasılsın? Valla Vedat abi hoş bulduk. Nasıl olalım? İyi olmaya Evet. çalışıyoruz. Gene gözümüzün gördüğünün yalan olduğu, Atatürk'ün aslında kastettiği şeylerin farklı olduğunu, birçok şeyin istismar edildiği, birçok şeyin farklı olduğu bir güne uyandık. Bu Fenerbahçeli Tadic'in paylaşımını gördükten sonra yemin ediyorum bütün neşem, bütün pozitifliğim gitti. Eğer buradan da daha dakika bir söyleyeyim, eğer stadın adının Atatürk olmasıyla gurur duyan insan varsa bu işler öyle kolay olmuyor. O yüzden siz Atatürk'ün değil adını adındaki harflerden hiçbir tanesini bile hak etmeyen bir camiasınız. Onu da söyleyeyim. En başta söyleyeyim abi. O kadar ki o parmak işaretinin farklıymış da yok bilmem neymiş de, yani siz Drogba'ya muz tutan adamın midesi ağrıyordu diyen bir camiasınız. Neyse, bunları konuşacağız zaten sinirlenmeden. Ama Evet. gerçekten kanıma dokunuyor abi. Bütün medya sus pus. Beşiktaşlar sus pus. Onlar korkuyorlar Rahmi babaları şey yapmaz diye. Böyle Evet. kelimelerin kifayetsiz olduğu dönemleri yaşıyoruz abi kısacası. Ne diyeyim? Evet Başlayalım, yani konuşuruz abi. ya Kerem'in milli maçta dua etmesine laf eden Fener medyası, yani algı yapan Fener medyası bu olaylara hiç değinmiyor. Hatta algı yaparak daha değişik olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Ya olacak gibi değil. Milletin aklıyla alay ediyorlar. Ama Galatasaraylar bunu yemiyor. Aslında kimse yemiyor da millet paraya taptığı için çoğu medya kuruluşları veya ne bileyim Ali Koç'un ayarladığı insanlar paraya taptığı için de ses çıkaramıyorlar. Yani ben Allah'ıma her gün dua ediyorum. Beni bu hale getirme yani. Böyle bir insana böyle bir şeyi yapmaya zorlama diye her gün dua ediyorum. İnsan ya kişiliğini kaybederse her şeyini kaybeder. Onu da söyleyeyim yani. Ben o zaman hemen bir ritüel yapayım. Zaten dolu dolu bir yayınımız var. O yayına da hemen geçmek istiyorum açıkçası. Çok güzel konular var arkadaşlar. Transferle ilgili, işte bu spekülatif olaylarla ilgili, takımımızla ilgili, idman raporlarıyla ilgili. Çok çok gelişmeler var. Onların hepsini konuşacağız. Ben hemen bir selamımı çakayım dostlarımıza. Polat Turumtay'ımız gelmiş, birinciliği kapmış ve selamını çakmış. Bakalım Süleyman'ımız katıl linkimizi vermiş. Arkadaşlar bu katıl linkine tıklayarak güzel bir kategori seçerek bize katıl abonesi olabiliyorsunuz ya da yeni bir uygulama var. Katıl aboneliğiyle hediye edebiliyorsunuz. Bu tür desteklere bizim kanalımızın böyle cesurca her şeyi konuşabilen bu kanalı büyütmek için her türlü desteğe maddi manevi burada olmanız bile yetiyor bize. O yüzden de Allah sizden razı olsun. Berkay Demirci abiler iyi yayınlar. Siz bu yorumu okurken ben okulda olacağım demiş. Evet bu arada onu da birazdan değineceğiz arkadaşlar. Bugün okullar açıldı. Özgür Müslüm Özbalı iyi yayınlar demiş. Murat Esen'imiz her zamanki burada. Durmuşumuz burada. Hoş gelmiş sevgili Durmuş kardeşimiz. Zamansız kalemimiz her zamanki gibi yerini almış. İyi yayınlar abilerim, iyi sohbetler arkadaşlar demiş. Hoş geldin sevgili kardeşim. Mehmet Armut burada hayırlı yayınlar demiş. Salih Can Arslan iyi yayınlar abiler. Rusya'dan selamlar. Oo, Rusya'ya bizden de selamlar dostum. Okay'ımız gelmiş, yerini almış. İyi yayınlar abilerim. Bugün Süleyman abiyle bekliyoruz yayına demiş. Süleyman abin direkt geldi yayına sevgili Okay. Bakalım Raci Bugün burada iyi yayınlar. Kıvanç abini Kıvanç'ı boğduk bugün arkadaşlar. Okay. Bugün Süleyman'la biz yapacağız.
Raci burada iyi yayınlar. Selam abiler demiş. Ahmet'imiz burada iyi yayınlar abilerim demiş. Ahmet Subaşı arkasından o Ahmet gelir de bu Ahmet gelmez mi demiş. O da gelmiş selamlar iyi yayınlar abilerim demiş. Sevgili Ahmet'e de Ahmet Subaşı'na da hoş geldin diyoruz. Yücel Yücel sevgili dostumuz hoş geldin. O da her zaman destek veriyor sağ olsun bize. Onu da çok seviyoruz. Mesut Özsoy iyi yayınlar. Müslüm Koca iyi yayınlar. Bektaş Dal iyi yayınlar. Nurettin Daşdemir, Zaha iyileşti mi? Zaha iyileşti. Zaha hazır hale gelmeye çalışıyor. Zaha iyileşti yani bir sakatlığı yok şu anda. İsmail Karalar, iyi yayınlar, selamlar. Muhammed Işık burada. Adem Karamız, selam demiş. Cemile Hanım, hoş geldin, hayırlı günler demiş. Sizlere de hayırlı günler. İsmail Kaan burada. Arda Karaduman, Japonya aslanımız derler desin. Hoş geldin. Aynen, şerefsiz tadı iş demiş. Birazdan değineceğiz dostum. Gökhan Abacımız, Vedat Süleyman abi iyi yayınlar demiş. Hoş geldin sevgili Gökhan. Bakalım, bakalım Miraç Ergül burada. Selamlar abilerim demiş. Bakalım Nurettin Daşdemir okuduk. Berkay Korkmaz selam demiş. Evet Okay'ımız önemli bir hatırlatma yapmış. Like atalım, saygılı olalım demiş. Bakalım Zamansız Kalem ne demiş. Adamlar spordan çok kaos çıkarma derdinde. Aynen dostum ya sen hani... Gerçekten iyi söylüyorsun. Ahmet Arısüt burada aynen abi Zaha Samsun maçında var mı demiş. Samsun maçında yok ama dostum yani belki yedeklerde olabilir bir ihtimal ama ben yani beklemiyorum Samsun maçı için. Birazdan konuşacağız Samsun maçında sürpriz bir 11 olabilir onu da konuşacağız arkadaşlar. Bakalım Ozzy York burada selamlar. Doğan Şen burada selamünaleyküm kral adamlar demiş. Ömer Tağ açık göz abi Taçiş Fener'e yakışan bir paylaşım yapmış. Aynen dostum. Bak en güzel şeyi sen söylemişsin burada. Gerçekten Fener'e yakışmış yani. Erdin Çün selamlar abilerim demiş. Serbest yayın babalar iyi yayınlar demiş. O değil de abi bu şey falan Bosnalı da var biliyorsun Fener'de. Onlar nasıl oynuyor bu adamla beraber ben onu anlamıyorum. Ya bir kere Galatasaray'da böyle bir hareket yapsa bu adam şey bile olsa Icardi bile olsa şu anda ne bileyim gönderilmişti falan yani öyle söyleyeyim. Bakayım. Ozan selamlar iyi yayınlar demiş. Mehmet Ali iyi yayınlar abilerim demiş. Bakalım Tafa burada. Jack London burada iyi yayınlar. Kıvanç abi yok mu demiş. Kıvanç abinin bugün bir işi var arkadaşlar. Kızıyla beraber düğün için düğün salonuyla konuşmaya gittiler. Hayırlı bir iş için Kıvanç abiniz bugün aranızda olamayacak. Size çok selam söyledi. Yasin Koç iyi yayınlar. Milli takımda golcü yokken Icardi Arjantin almıyorken Icardi milli takıma Türk vatandaşına verilip abi orada bilmiyoruz prosedürler bazıları diyor 3 sene milli takımda oynamazsa başka milli takımda oynayabilir falan diye ama ya Icardi de 30 yaşına geçti arkadaşlar. Bizim kendi santraforlarımızı yetiştiriyor olabilmemiz yetiştirmemiz lazım arkadaşlar. Yani Türk futbolu çok büyük santraforlar yetiştirmiştir. Yetiştirmeye de muktedirdir ama yani ne bileyim bu tür şeylere kafa yormamız gerekiyor yavaş yavaş. Yani federasyon başkanı işte onunla bununla uğraşacağını işte Türk futbolunun rezil ettiler, çöp ettiler. Onunla şey yapıp Türk futbolun bir de çıkıp pişmiş kelle gibi işte marka değerini yükselttik diyeceğine bu tür şeylere kafa yorsunlar. Zaten futboldan anlamıyorlar. Yorsalar da bir şey olmayacak da. Hadi neyse. Ozzy York iyi yayınlar demiş. Sevgili Ozzy York'u da hoş geldin diyoruz. Selçuk Kahveci burada. Avusturya'dan selamlar, saygılar. Sevgili Selçuk Avusturya'ya da fiile gürülse diyelim. Bakalım Sky Leon iyi yayınlar. Phil Foden Bursa'dan herkese Bursa aslanımız her zamanki gibi o da gelmiş. Selamını çakmış. Bizden de Bursa'ya selamlar, saygılar, sevgiler. Umut Demircioğlu burada. Bakalım bakalım kimler burada? Atakan Çipa gelmiş. Selamlar, iyi yayınlar demiş. Filenin sultanlarına yapılan çifte standartı kınıyoruz. Evet biz de kınıyoruz dostum. Hatta kınadık birkaç yayında da burada. Yine de kınıyoruz yani doğru. Veli Meşeki bırak ya artık hazır hale gelsinler bir zahmet demiş. Bakalım. Bakalım bakalım kimler var yenilerden. Erdinç Ün burada. Ahmet Ceviz burada. Erden Timur yabancı transferini bitirdi. Aldın Domaç ve Zeki Uzun Durukan bitirmiyor.
Abi onlar bitirmezler. Onlar şimdi bir hafta sonra Galatasaray'ın kış, Ocak sezonu şeyi diye planları diye başlarlar tekrar Griezmann, Mirizman hepsini söylemeye. Onların maalesef öyleler ve prim de yapıyorlar yani. Ben de şaşırıyorum. Hepsi azılı Galatasaraylı oldular bir anda yani. Onurcan Karademir burada. Bakalım Yalçın Babaoğlu burada. Osman Batur burada. Erol Tuncer'imiz yetişmiş. Uzayımız, sevgili dostumuz da burada. Evet, tüm dostlar yavaş yavaş geliyorlar. Arkadaşlar şu anda 250 kişi oluverdik 10 dakika içerisinde. Lütfen bu 250 kişiden birer ricam var. Birer tane like'ı bırakın. Şöyle 200 like, 250 like'a çıkıverelim. Ve sizin gibi güzel, tatlı insanlar da haberi olsun ve yayın olduğuna ve onlar da gelsinler. Like'lar parasız, abone olmadan izleyenler abone olsunlar. O da parasız. Tabii ki bize maddi destek verecekler de nasıl vereceklerini biliyorlar. Çok çok teşekkürler şimdiden. Evet Süleyman, nasıl başlayalım? Bu diğer bir görselimi de getireyim hemen abi. Onunla beraber Tamam. normal Tamam. akışımıza getirelim. Tamam, getirelim. Bu. Sosyal farkındalık şeyini bir yapalım. Ondan sonra da hızlı bir şekilde yayınımıza geçeriz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bugün Türkiye'de okullar açıldı ve yeni bir okul sezonu başlıyor. Ve öğrencilerimize, velilere, tüm okulla ilgisi olan tüm dostlarımıza, tüm insanlara güzel bir okul senesi, güzel bir okul yılı olması, hayırlı uğurlu geçmesi, başarılı geçmesi, sağlıklı geçmesi dileğiyle herkese zihin açıklığı veriyoruz. İnşallah herkes gönlüne göre bir okulda başarısını elde eder ve hayata öyle bir güzel güzel bir giriş yapmış olur okul hayatında. Onlara da herkese tekrar zihin açıklığı diliyoruz. Evet, Abi Süleyman. görünmüyor yazmışlar da bir daha bir ekrana getireceğim şimdi. Evet, gelmedi. Doğru. Ekranda. Bende geldi gözüküyor da ekranda gözükmedi. Doğru söylüyorsun. Gökhan Abacı okudu. Sedat Bayrak selamlar demiş. Ali Dönmezimiz gelmiş. Sevgili Ali de her zaman yanımızda. Onu da çok seviyoruz. Tatlı Belamız gelmiş. French 95'imiz gelmiş. Deniz Karademir ben de buradayım Vedat abi demiş. Sevgili Deniz Karademir de burada. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi güzel bir paylaşım. İyi dersler çocuklar. Aynen okul yılında bütün çocuklara, bütün öğrencilere, bütün gençlere zihin açıklığı diliyoruz. İnşallah kazasız belasız okul hayatlarına devam ederler. Bunu da temenni etmiş olalım. Sen diyecek misin bir şey dostum? Abi bak zamansız kalem dostumuzun yazdığı gibi ben de sabah uyandığımda bu paylaşımı gördüğümde aynı şeyi söyledim. Her şey ateş pahası olmuş. Öncelikle tüm velilere Allah kolaylık versin. Tüm çocuklara da mutlu, huzurlu ders yılı olsun inşallah demiş. Gerçekten ben de aynısını söyledim. Allah dedim hiçbir anneyi babayı çocuğuna mahcup etmesin. Buruk bırakmasın. Çünkü artık hayat o kadar pahalı ki. Yani ufacık bir şey bile yapsan ateş pahası. İnsanlar da yani her şey o kadar pahalanırken sen yaşam standartların o kadar ilerlemiyor. Mecburen herkes bir miktar da olsa fakirleşti ki zaten ülkenin çoğu çok fakirleşti eski oranda. Bir şeyi devamlı yapıyorken artık bir kere yapıyorsan bir kere yapmıyorsun seviyesine geldi. İnşallah hiçbir anne baba çocuğuna muhtaç mahcup olmaz. Her şeyi sağlayabilirler çünkü bir babanın bir annenin çocuğuna mahcup olması, onun boynunu bükmesi, ona karşı şey etmesi bu dünyanın en acı şeyidir. O yüzden inşallah böyle olmaz. Onun Evet. dışında bütün çocuklara iyi dersler diliyoruz. Bizim gibi tembel olmasınlar. Ben çok çalışkan değildim. Aklım hep yaramazlıktaydı okul döneminde. Yani gelirdim hemen çantayı bırakırdım Vedat abi. Hemen yerdim kapıda top Evet. oynardık. Evet. İşte lise dönemim zaten 96-2000 yıllarına geliyor. O yıllarda da hep zaten Galatasaray peşine düştük. Hep kaçtık Avrupa maçlarına, hep okul, hep futboldaydı aklımız. O yüzden bizi dinleyen şeyler varsa bizi abileri gibi tembel olmasınlar, ders çalışsınlar diyorum Ya abi. ben 57 yaşındayım. Benim bugünkü aklım olsa
Bir kere imkanım olsa ben bir daha üniversite falan gider yani okurum öyle söyleyeyim. Zamanım ve imkanım olsa. Bu yani şu andaki aklım benim okul hayatımda, lise hayatımda, ortaokul hayatımda falan olsaydı şu anda ben en az 2-3 tane üniversite bitirmiş olurdum. Ama dediğin gibi o zamanlar çok haylazdık. Yani kendi açımdan ben söyleyeyim. Ama dediğim gibi şu anda bugün okula başlayan tüm gençlere, tüm çocuklara, herkese zihin açıklığı versin. İnşallah herkesin gönlüne göre olsun diyorum. Evet, sıradaki Ya konumuz ne abi, dostum? bizim mahallede bütün çocuklar kapıda top oynuyor. Sen evde gel de ders çalış. Öyle bir şey mümkün değil yani. Biz zaten doğuştan şey olduğu Evet. için hiç böyle ders çalışmak gözümüzde hiç olmadı. Yani Allah Yani. tabii dediğim gibi öyle motivasyonum da hiç olmadı. Elime kağıt kalem aldım mı dışarı nasıl kaçarım onun peşindeydim her zaman da. O yüzden inşallah bize benzemezler. Ders çalışırlar çocuklarımız. Çocuklar dediğin gibi okumak çok önemli. O yüzden İkisini birlikte yapmak gerekiyor. Diyorum ya abi, bu Galatasaray'dan büyük başarı. Bu iki tane görselle beraber getirdim. Önce ben bir istiyorsan sana okuyayım. Galatasaray piyasa değeri 150 milyon euroyu bulan futbolcu için sadece 29 milyon euro harcayarak büyük başarıya imza attı diyor. Burada harcadığı para 28,7 milyon euro. Bu yapılan transferlerin hepsi belli bir stratejiyle, bazıları imza parası, bazıları kiralama, bazıları da zorunlu satın almalı kiralamalarla beraber kulübe kazandırıldı. Ben öncelikle kendi fikrimi söyleyip sana bırakacağım. Ben Erden Timur ve Galatasaray Scout ekibi, Galatasaray futbol ekibi çok doğru bir planlama koydu. Bazı baskılar olmasına rağmen bazı izleyenlerimizin, bazı taraftarlarımızın eleştirmelerine de saygı duymakla beraber ben Galatasaray tarihinde görmediğimiz şekilde 2 senede takımın geldiği noktayı çok başarılı buluyorum. O yüzden ben kendi adıma çok başarılı buluyorum Vedat abi. Sen ne düşünüyorsun? Evet, yani ben de ona geçmeden önce yeni katılan dostlarımız oldu şu anda. Fitsin diye burada. Sevgili Havin'imiz gelmiş. Havin de gerçekten başından beri aynı yolda bizle beraber yürüyor. Onu da çok seviyoruz. Veli Akkanat gelmiş. O da iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Arkadaşlar, Tadiç olayını birazdan şey yapacağız, konuşacağız. Görseli de var onun. O yüzden merak etmeyin, o konuyu konuşacağız. Ben bu konuda şunu söylemek istiyorum Süleyman. Galatasaray gerçekten ben de bu metni okurken bir anda insan yani bunlar sırayla böyle beşer gün, onar gün falan arayla olduğu için insan böyle bir farkına varamıyor, tamam mı böyle? Bir de heyecandan yani iyi futbolcular geliyor işte. Biz hep sportif tarafını düşünüyoruz. Bir de bu olayın finansal ve ileriye dönük yanları var. Bunları fazla irdeleyemiyoruz veya idrak edemiyoruz. Ama böyle bir metin halinde, bir yazı halinde karşımıza çıkınca ve okuyunca da biz ya hakikaten diyoruz, bu boyutunu da düşünerek çok çok güzel işler yapılmış diyoruz. Ben baktım mesela burada bizim bu seneki transferde sattığımız futbolcularla aldığımız futbolcuların harcadığımız bonservis işte kiralama ücretleri dahil 11 milyon euro falan bir eksimiz var. Yani biz 11 milyon euroya 150 milyon euro değerinde, piyasa değerinde bir futbolcu şeyi almışız yani grubu almışız. Ve bu da acayip yani 11 koyuyorsun, 15, 150 alıyorsun yani karşılığında. Ve gerçekten bu futbolcular hem Galatasaray'a sportif başarı sağlayabilecek düzeyde futbolcular hem de ileride veya ne bileyim zamanı geldiğinde bir satış yaptığında da çok çok güzel paralar kazandırabilecek Galatasaray'ın bu borç sarmalından kurtulmasına yardımcı olabilecek çok çok iyi hamleler olarak gözüküyor. Ben de gerçekten senin dediğin gibi başkanımız sevgili Dursun Aydın Özbey'i, Erden Tumur'u, teknik heyeti, scout heyetini, bu transfer komitesinde çalışan, emeğe geçen herkese Allah razı olsun diyorum. Gerçekten Galatasaray'a çok çok güzel değerler kazandırıyorlar. Hem futbolcu bazında, hem arsa bazında, hem yani gayrimenkul bazında. Bu yüzden de ben Galatasaray'ın önünü çok çok açık ve çok başarılı günlerin bizi beklediğini düşünüyorum. İnşallah yani
bizi bu Türkiye'deki bu futbol kaos ortamına meze etmezler. Gerçi çok büyük bir camiayız. Bunların boğazına takılırız biz ama dediğim gibi bunlar bizde bu kadar çok böyle negatif bir şekilde algı yaparak olmayan şeyleri olmuş gibi, olan şeyleri olmamış gibi göstererek bizle uğraştıklarında ayaklarımıza prang oluyorlar. Belki bizim 2 senede, 3 senede kazanacağımız Avrupa başarılarını öteliyorlar biraz ama dediğim gibi Galatasaray, yani bir de Allah'ın da bir hesabı var arkadaşlar. Galatasaray doğru yolda, iyi işler yapıyor ve iyi işler yapanlar, çalışkan insanlar bir gün muhakkak kazanır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ama dediğim gibi geciktirebilirler ama öteleyebilirler ama kesinlikle yapmamıza engel olamazlar. Ben de bunu söyleyeyim. Abi bu yeri gelmişken buraya geçmeden önce şey de söyleyeyim. Muharrem Icardi işte yok milli takıma gelsin vesaire gibi bir şey söyledi. Arkadaşlar bu ülkede milli takımı düşünen kimse yok. Muharrem Icardi Galatasaraylı olduğu için eğer Galatasaray'dan milli takıma seçilir de Türk statüsünde oynarsa bu Galatasaray'a avantaj sağlayacağını düşündükleri için zerre Türk futbolunu düşünmez kimse. Onu bir kere bir kenara koyun. Türk futbolu falan kimsenin umurunda değil bu ülkede. O yüzden bu beylik laflar. Ama Fenerbahçe oyuncusuysan, kendi takımında süre alamıyorsan bile milli takımı sana rotasyon kadrosu olarak dün söylediği gibi Vedat abinin de yaptırırlar. O yüzden bazı şeyleri bildikten sonra ona göre davranabiliyorsunuz. O yüzden Türk futbolunda bizim kimseden dostluğumuz yok. Bizim kendimizden başka dostluğumuz yok. Bu beylik bir laf olarak da söylemiyorum bunu. Çünkü yani bunu bu şey zaman Tadiç zamanı geldiği zaman da anlatacağım. Beşiktaşlı arkadaşlar varsa onlar da dinlesinler. Onlara da birkaç tane laf artık söylemek gerekiyor. Çünkü bir insan bu kadar Rami Koç'tan dolayı Ali Koç'a laf söyleyememek, Fenerbahçe'ye laf söylememek yakışmıyor. Övündüğünü Süleyman Seba diyorsunuz. Ona yakışmıyor. En azından onu bilin. Ona göre artık bir sesiniz çıksın. İnsanlar sizden de yani bu kadar sus pus olmayın ya. O çentik işaretini yapan Galatasaraylı bir futbolcu olsaydı Bülent Üstüfan hepsi şu anda TFF'ye yürüyorlardı. Milletvekilleri hepsi şu an konuşuyordu. Neyse, geleceğiz oraya da. Evet. Onun ayarını vereceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Bugün gerçekten dolu dolu bir yayınımız var. Hem transferde önemli gelişmeler var. Hem dediğimiz gibi idmandan Galatasaray'ın önümüzdeki hafta başlayacak zorlu lig maratonu ve Şampiyonlar Ligi maratonu için çok çok özel haberlerimiz var. Galatasaray belki yani gerçekten çok tarihin en önemli virajına giriyor önümüzdeki haftadan itibaren. Her şeyi konuşacağız arkadaşlar. Merak etmeyin, zamanımız da var. Evet, sevgili Süleyman, bu arada rakiplerimiz de teker teker Galatasaray analizleri yapıp Galatasaray'la ilgili tabii ki biz nasıl onları takip edip onlarla ilgili ne bileyim raporlar yapıyorsak veya görüşler bildiriyorsak onlar da Galatasaray çok çok önemli bir takım. Çok çok önemli futbolcuları var. Onlar da bizim hakkımızda tabii ki çeşitli raporlar düzenliyorlar ve görüşler bildiriyorlar. Biliyorsun dün biz Manchester United'ın Galatasaray hakkında düzenlediği raporu sunmuştuk. Bugün de Kopenhag, önümüzdeki hafta oynayacağımız rakibimiz Kopenhag'da hem teknik direktörü hem de futbolcuları Galatasaray hakkında konuşmuşlar. Onun sen bir özetini oku istersen, onun üzerine de güzel bir yorum yapalım Tamam, beraber. ben buradan iki tane şey getirdim. Bir Cornelius'la ilgili. Grubun favorileri Bayern Münih ile Manchester United. Galatasaray ile biz üçüncü lig için oynayacağız. Galatasaray'ın birçok yetenekli oyuncuya sahip. Biz de taktik, disiplin ve mücadele gücümüzle iyi bir sonuç almaya çalışacağız diyor. Bir de Kopenhag'ın stoperi bu. Çok güçlü bir gruptayız. Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü grubunda yer alıyoruz. Ateşli taraftarları tezahüratları yüzünden birbirimizi duyamayacağımız ama iyi bir sonuç almak için Galatasaray'la gruptaki iddialı ekiplerden biri demiş. Burada ben öncelikle bir fikrimi söyleyeyim Cornelius'a. Cornelius sen kendi adına konuş. Biz gruplar çekildiği zaman kardeşim biz gruptan Şampiyonlar Ligi'nden devam eder miyiz diye hayaller kuruyoruz. Biz hiçbir zaman ana hedef neyse onun dışında bir şey söylemedik. Tamam biz bu gruptan lider çıkamayız. Bayern Münih'in olduğu grupta bu %99 hiçbir takım futbol bu ama
lider çıkamaz. Ama biz bu gruptan Manchester United'ı gözümüz kesiyor. Futbol tabii ki şöyle bir oyunda değil Vedat abi, sen de biliyorsun, daha iyi biliyorsun. Oynamazsan yani 1 milyar euroluk takım bile iyi değilse o gün yenebilirsin. Futbolda hiçbir şeyin garantisi yoktur. Takım kadro değerleri sahada oynamaz. 11 kişi geçip mücadele edeceksin. Biz gözümüz kesiyor. Geçen seneden de oynadığımız bir oyun var. Bizde taktik disiplini ön planda olan, rakip sahada ön alan baskısıyla rakibini iç sahada özellikle boğan bir takımız. Biz hem Manchester United hem de Kopenhag gözümüz kesiyor. Eğer inşallah futbolda şans olarak da biraz daha bu eksiklerimiz de tamamen fizik olarak takıma katılırsa zaten hazır. Geçen seneki abi en beni mutlu eden şey de takımı da koruduk. Yani ben Nelson'la Sacha Boy'un da korunması da bizim için artı bir avantaj oldu. Çünkü oyun aklında bunlar da çok önemli. O yüzden ben kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımız takdirde biz gruptan rahat bir şekilde ikinci olarak çıkma ihtimalimiz olduğunu, yani rahat demesem de Manchester United'da ikinci olarak kapışırız diye düşünüyorum. %50-50. Ama zaten üçüncü olmayı ben garanti görüyorum. Bu da Galatasaray'ın bize yıllardır yaşattığı bir şey. O yüzden biz hazırız. Bu birkaç tane daha eksiğimiz geldikten sonra inşallah biz Kopenhag altımıza zaten alacağız abi. Sen bununla ilgili ne diyorsun diyeceğim. Sen bunu okurken ben hemen geliyorum abi, çok kısa, olur Tamam. mu? Ya ben şöyle söyleyeyim. İlk önce teknik direktörleri biliyorsunuz o da genç birisi ve Kopenhag'ın başında bir senedir ve birinci yılını Galatasaray maçıyla dolduracağını söyleyerek çok özel bir atmosferde Kopenhag'ın başındaki teknik direktörlüğümün ilk yılını dolduruyorum. Benim için çok önemli, çok güzel bir kutlama olacak demiş. Tabii ki atmosfer olarak güzel bir kutlama olur ama seni biz bir de güzel de kutlayacağız yani onu da söyleyelim. Ondan da haberin olsun. Bence zaten o da ufak ufak burada güzel kutlayacağımızı onu tahmin ediyor ki biraz böyle alt perdeden konuşmuş. Stoperleri gerçekten Galatasaray'ın isminin ne kadar önemli olduğunu ne kadar kaliteli futbolcuların olduğunu ve ne kadar büyük bir camia olduğunu o zaten idrak etmiş ve bizi en iyi tanıyan Cornelius da bence biraz böyle ters bağlantı yapmış. Çünkü Cornelius Türkiye'de oynadı ve Galatasaray'ın nasıl bir camia olduğunu, nelere muktedir olabileceğini, neler yapabileceğini bilen birisi. O yüzden de en iyi o bilir. O biliyor da işte bildiklerini de söylemek istemiyor bence. Arkadaşları belki korkmasınlar falan diye. Ama dediğimiz gibi Kopenhag ya bizim ayarımızda bir takım değil. Ne kadar oyun disiplini, ne kadar takımın oyununu oynasa da kalite bir yerde üstün geliyor arkadaşlar. Süleyman'ın da dediği gibi bizim daha kadroya katılmayan bir sürü futbolcumuz vardı ön elemelerde, playofflarda. Onların hepsi katılınca, tam takım olarak oynamaya başlayınca devasa bir takım oluyoruz. Tam Şampiyonlar Ligi takımı oluyoruz. Ve ben Cornelius'a katılmıyorum. O da bence biliyor da işte öyle söylemek zorunda kalıyor. Şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın bu gruptaki hedefi yani en az ikinciliktir arkadaşlar. Biz Manchester United'ın özellikle bu karışık şeyinde döneminde biz Manchester United'ı İngiltere'nin babası olduğu zaman yenmiş takımız. Yani şu anda Manchester United İngiltere'nin babası değil. Yani dördüncülük, beşincilikte uğraşan bir takım senelerdir. O yüzden de biz Manchester United'ı kadromuz şöyle tam kadro oynasın, uyum sağlasın, yeriz yani. Biz onları Türkiye'de zaten yeriz de orada da yani kesinlikle ezilmeyiz. Öyle söyleyeyim, kafa kafaya oynarız. O yüzden de ben Şampiyonlar Ligi grubumuzdan yani en az ikincilik alacağımızı düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Lider bile belki bitirebiliriz. Biraz böyle beni yani böyle Pollyanna gibi görebilirsiniz ama ben Bayern'i burada izliyorum. Bayern gerçekten kötü oynuyor. Tamam çok kaliteli isimler var ama Tuchel daha sistemini oturtamadı. Tuchel'i de çok eleştiriyorlar burada. Hem taraftarlar hem yönetim. O yüzden de biz Bayern'i de böyle sersem yakalamışken bir şeyler yapabiliriz. Hani derler ya tavuğu sersem yakalarsan sersemken yakalanır diye.
biz de yakalayabiliriz Bayern'i, öyle düşünüyorum ben. Bir de biliyorsunuz hem İngiltere'deki hem burada Almanya'daki hem de Kopenhag'daki maçta biz yani kendi evimiz gibi oynayacağız. En az ben mesela burada Allianz Arena'da en az 20 bin, 25 bin tane Türk'ü bekliyorum stada. Zaten 8 bin bilet vermişler bize. 8 bin zaten o pul çeker. Tabii ki Almanlardan bilet alanlar da bir 10-15 bini bulur, ben öyle tahmin ediyorum. Ya 23, 24, 25 bin güzel yani. Biz orada bastırırız onları. Biliyorsunuz biz de gitmeyi düşünüyoruz oradaki maça. Hatta oralardan yayın, havaalanı yayını yapmayı düşünüyoruz. Stat önü yayını yapmayı düşünüyoruz. Stadın içine işte biz açık açık söyleyelim, biletsiz gideceğiz. Şu anda biletler 700 euro falan en ucuzu. En böyle köhne yerden, en seyredilemez böyle uzak ve köşe yerden 700 euroya satıyorlar. Böyle normal bir bilet almaya kalksan zaten Almanların arasından alıyorsun. Yani böyle düzgün bir bilet alsan 1200-1300 eurolara fırladı şu anda. Biz biletsiz gideceğiz ve orada almaya çalışacağız. Yani 300-350-400 euroya kadar verebiliriz ama fazlasını da yani bütçemiz yeterli olmuyor arkadaşlar. Öyle 1000 euro falan veremeyiz bir bilete. Biz gideceğiz oraya. En azından girebilirsek gireceğiz. Bütçemizi aşmazsa oradan kara borsa alıp girmeye çalışacağız. Ama aşarsa da size oradaki bütün atmosferi önüyle, arkasıyla, hepsiyle yaşatmaya çalışacağız. Kıvanç da gelecek, Kıvanç abiniz de. Güzel bir 2 gün geçireceğiz orada ve size de yansıtacağız Münih günlerimizi. Onu da şimdiden haberini vermiş olalım. Süleyman, hoş geldin. Abi hoş bulduk. Ben Münih günleri değil de Münih gecelerini daha çok merak ediyorum abi sizin. Onları Gündüzleri. keseceğiz, montajlayacağız onları. Ya aynen öyle. Bu arada abi bu yani şeyle ilgili de her zaman söylüyorum. Biz meseleye şöyle bakmamız lazım. Bu grupla ilgili tekrar son bir şey söyleyecek olursam. Biz gruplardan çıkmak bizim ana hedefimiz. Ama gruplara da dördüncü torbadan katıldığımızı bildiğimiz için öncelikle Avrupa'da kalıcı olarak Şampiyonlar Ligi'ni hedeflememiz lazım. Her sene buraların gediklisi olduktan sonra 3-4 sene sonrası bizim için ana kriter. Ama tabii ki her sene biz çıkmak için, hele ki böyle bir kadromuz varken de her takımda futbol sahada 11 tane inanmış adama bakar. Her zaman bu böyledir. Tribünde onu destekleyen taraftarıyla beraber Galatasaray. Ben her zaman söyle bir şey söylerim abi. Bir takımda yani istiyorsa bu Brezilya milli takımı, bu benim inancım. Ben inanmayan tabii ki saygı diyorum ama ben böyle inanıyorum. Brezilya milli takımı da daha iyi. Son maç Galatasaray'la Ali Sami Yen'de olsun. Bizim o takımı yenme ihtimalimiz var. Taraftarı arkamıza aldığımız zaman, bizden böyle bir damar tuttuğu zaman yıllarca var. Benle alay edecek arkadaşlara da çok normal kadrolarla yendiğimiz takımları anlatırım. O yüzden hiç denemesinler. Ben gerçekten bunu yaşamış bir insan olarak, bir nesilden gelen bir insan olarak söylüyorum. O yüzden Bayern Münih'te dahil herkesi içeride yenme ihtimalimiz var. Biz bu ihtimalin peşinden gideceğiz. Her şeyi deneyeceğiz. İnşallah da gruptan çıkacağız abi. Öyle söyleyeyim. Diğer habere geçiyorum istiyorsan. Evet, ben birkaç tane yorum okuyayım bu arada. Dostlarımız da kendilerini yani yalnız hissetmesinler. Onların da yorumlarını katalım biraz. Okay demiş ki Bayern deplasman tribünü ne zaman satışa çıkacak? Onlar hepsi verildi Okay. Yani 7500 tane bilet Galatasaray'a verildi. Galatasaray kulübü onu şey yapıyor, satışını yapıyor. Onu da söyleyelim. Yani Bayern satmıyor onları. Tabii ki dediğim gibi kara borsa şu anda hiçbir bilet kalmadı. 60 gün var maça. Hiç bilet kalmadı. Hepsi kara borsa. Onu da söyleyelim ve biletler de kara borsada 700 euroya, 800, 1000 euroya gidiyor. Onları da belirtmiş olalım. Bakalım Mustafa demiş ki biz önce Kopenhag'ı yenelim. Sonra düşünürüz ikinci olmayı. İngiliz takımları bize ters, sprinter adamlar bizim savunmayı mahvediyor. Abi İngiliz takımları bize ters diyorsun. Ben de İngilizlere ters olduğumuzu düşünüyorum. Bizim İngiliz takımlarıyla yaptığımız çoğu maçta biz Leeds United'la da çok çok baskın olarak hem orada hem burada mahvettik adamları. Manchester maçlarımız her zaman mahvetmişizdir.
Yani o yüzden de ben İngilizlere bizim ters geldiğimizi düşünüyorum. Mustafa'ya katılamıyorum bu konuda. Ya Bilmiyorum ben de diğer dostlar. şöyle bir şey söyleyeyim Mustafa Bey. Yani biz genel bir grup değerlendirmesi yaptığımız için maç maç konuşmuyoruz. Yani biz herkesi gideceğiz, yeneceğiz. Şöyle biz inanırsak, biz kendi oyunumuzu oynarsak kalitemize beraber yenebiliriz de anlatıyoruz. Yani biz belli bir rehavet içinde konuşmuyoruz Mustafa Bey. Evet. Onlar bu grupta biz üçüncülüğe oynarız dediği için biz de bu grupta çıkmaya oynayacağız diyoruz. Yoksa biz bir rehavette değil. Zaten anlattık futbol. Yani sahada oynanıyor. Hiçbir takım bütçesiyle, kadro değeriyle alakası olmayan konular. Biz onları zaten yani senin baktığın gibi değerlendirdiğin gibi değil. Genel bir Evet. grup resmi çizdik. Aynen. Bir de bir şeyi hayal etmezsen, hayal etmek bir şeyi başarmanın yarısıdır. Hayal etmezsen başaramazsın bile. O yüzden de biz Galatasaray'ın neler yapabildiğini, neler yapabileceğini, bizim yaptıklarımız, yapacaklarımızın şeyi oluyor yani, sertifikası oluyor. O yüzden de Galatasaray bu işleri yapmıştır, her dönem yapmıştır. Bir kere iki kere de değil. Biz Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Kulüpler Kupası iken yarı final oynamış takımız yani. O yüzden de çeyrek finaller, yarı finaller hepsini de görmüş bir takım olarak, Süper Kupayı, UEFA Kupasını kazanmış bir takım olarak hem özgüvenimiz yerinde, hem kadromuz çok iyi. Ben kadroyu tek tek incelediğimde yani bu Manchester'ı kıvırırız diyorum abi. Karşılaştırıyorum futbolcuları, onların kaosuna bakıyorum, kıvırırız diyorum. Ve kıvıracağız da, göreceksiniz, hep beraber buradayız. Bu arada Polat Torumtay, Vedat abi, ben de Bremen'den geleyim stadın önüne. Gel dostum, biz orada gerçekten çok büyük bir şamata muhabbet yapmayı düşünüyoruz. Stad önü yayını yapmayı düşünüyoruz. Havaalanı karşılaması yapmayı düşünüyoruz. Münih'in merkezinde maç günü biliyorsunuz toplanıyor bütün taraftarlar. Marienplatz diye bir yer var burada Münih'te. Böyle yani şehir meydanı gibi bir yer, belediye binasının olduğu falan. Orada büyük bir alan var. Orada ben o gün sarı kırmızı olacağını düşünüyorum. O gün biz orada mesela Kıvanç'la beraber yayın yapmayı, röportajlar yapmayı düşünüyoruz. Stadın önüne gelin, muhabbet olsun. Hepinizle buluşalım, tanışalım. Onu da söyleyelim. Abi bu şeye geçtim. Bu Kerem Aktürkoğlu işte Abdülkerim Bardakçı ile ilgili işte milli takımdan ayrıldılar. Abdülkerim Bardakçı'nın eşinin hamilelik durumu var. İnşallah sağlığıyla beraber gelir evladımız dünyaya. Ona da şimdiden Allah analı babalı büyüsün diyoruz. Kerem Aktürkoğlu da maçta çok sert bir pozisyon yaşadı. Onda da bir boyun travması olmuş. Onunla ilgili de tabii ki bizim satılık medyamız ve bazı insanlar hemen Kerem Aktürkoğlu'nun maça çıkarken dua okurken ki fotoğrafıyla bu işler duayla olmuyor diyerek Melisa Vargas'ı gösterdiler. Hemen bunu daha önce işte bir tane ünlü bir ekonomist, Amerika'da yaşayan ekonomist Fatih Terim'in aldığı maaş üzerinden böyle duyar kasarken Şenol Güneş'in aldığı maaşla ilgili ağzını açamadı. Bunun gibi birçok konu var. Konu Galatasaray olunca burun abalıyor oluyor ama başka konular olunca kimse konuşmuyor. O yüzden Kerem Aktürkoğlu geldiği yere dua okuyarak gelmedi. Dini bütün bir kardeşimiz olabilir. Ben mesela çok dindar bir insan değilim. Ama dindar insanları, dinini tertemiz yaşama çalışan insanları çok seviyorum. Kerem Aktürkoğlu da öyle bir çocuk. Galatasaray içinde canını dışına takarak oynuyor. Ben o Kadıköy'deki Fenerbahçe attığı golden sonra o tribüne gidip o dik dik bakışına ölürüm onun. O kadar çok seviyorum. Tam benim böyle duygularıma tercüman oldu. O çünkü Crespo aynısını bizim statta yapmıştı bize attığı maçta. Ona cevap vermişti. O yüzden Kerem Aktürkoğlu üzerinden böyle yok dua ederek falan böyle buralara gelinseydi birçok insan emin ol çok daha fazlası gelirdi. O yüzden biz bazı futbolcularımıza eleştirmek yerine daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. O yüzden bununla ilgili sen ne diyeceksin abi? Bu Ya bırak. Galatasaray'a yapılan bu algılar, bu Fenerbahçe veya Beşiktaş olunca hemen böyle bir koalisyon olup sus pus olmalar. Bununla ilgili diğer görseli getireceğim şimdi. Abi bak, ben şey olarak, hayat görüşü olarak ben yani bütün dinlere, bütün milliyetlere, bütün halklara, herkese saygı gösteren, insanı insan olduğu için seven birisiyim ben. Ben öyle, gerçekten öyle birisiyim, hem kalpten hem şeyden. Ve bütün dinlere de saygı gösteririm ben. Mesela bizim Kerem Aktürkoğlu dua etti diye Fener medyası daldı, tamam mı? Kerem'den başka mesela şey etseydi,
Fenerli bir futbolcu etseydi, İsmail Yüksek veya İrfan Can Kahveci yapsaydı, hiç bunun mevzusu geçmeyecekti Türkiye'de. Bunlar Galatasaray'ı nereden buluruz, nereden yakalarız, nereden bel altı vururuz diye şey yapıyorlar abi. Bakın ben Almanya'da yaşıyorum. Burada bütün futbol takımlarının soyunma odalarında bir şey vardır. Haç vardır böyle. Hepsi dua ederler. Ne bileyim, büyük statlarda muhakkak bir şey vardır. Küçük böyle bir kapelle derler bunlar, böyle mescit gibi bir şey vardır. Onların mescidi. Dua ederler futbolcular. Sahaya çıkınca hepsini görüyoruz. Dünya Kupası'nda, Avrupa Kupası'nda bilmem ne. Hepsi haç çıkarıyorlar falan. Ve ben bunlara kesinlikle saygı duyuyorum. Adam inancı o. Yapıyor. Abi bizim de inancımız dua etmek. Adam çıkmış orada. Kendi dini bütün bir çocuk. İnanıyor. Duasını etmiş. Yani bu laf edilir mi? Herkesin yaptığı bir şeyi yaptığı için bu çocuğu şey yaptılar. Yani tükaka yaptılar. Ondan sonra aynen bu adam böyle bir şerefsiz de böyle bir işaret yaptığı zaman da bir tane şey satır bulamazsınız Fener medyasında. Bir de bunu şey yaparlar, yani eli hafif kıvrıktı da baş parmağı biraz kalkıktı da açısı işte 27 dereceydi de ondan işaret değilmiş gibi de manyak manyak böyle şeyler söylerler. Bu adam Bosnalıları katleden, Bosnalı Müslümanları, soydaşlarımızı orada katleden, yani çoluk çocuk, bebek hiçbir şey dinlemeden hepsini toplu mezarlara gömüp katleden insanların o Milosevic şeyinde, liderliğinde çetniklerin yaptığı işareti yapıyor bu adam. Tamam mı? Bu adam da biliyorsun ilk vukuatı da değil bu. Gitti Müslüman şey deprem şeyinde siyah bandaj takmayı reddetti Ajax oynarken. Ondan sonra Müslüman diye Orkun Kökçü'nün işte elini sıkmayı reddetti falan. Yani böyle böyle vukuatları olan bir adam geliyor Türkiye'de elini kolunu sallaya sallaya futbol oynuyor. Bir de bunun takım arkadaşı da var, Bosnalı Moslalı. O da buna okey diyor, canımsın diyor, ciğerimsin diyor. Yani bak Erden Tümür ne dedi abi? Biz dedi gidiyoruz dedi, ilk önce karakter tahlili yapıyoruz dedi. Biz futbolcunun ilk önce karakterine bakıyoruz dedi. Bak Erden Tümür bu hareketi yapacak adamı önceden görüyor. Karakter tahlilini yapıyor, diyor bu adam bize yaramaz diyor. İsterse diyor futbolcunun şeyi olsun diyor, Ferişta olsun diyor. O yüzden de Galatasaray gerçekten o bizim Florya'da yazan yazı gerçekten çok anlamlıdır. Buraya sizi getiren karakteriniz, burada sizi getiren yeteneğiniz, ama burada durmanızı sağlayacak olan da karakteriniz diyor. O yüzden de yani bu Fener medyasının böyle bir şey Galatasaraylı bir futbolcu yapsaydı, aynen Süleyman'ın demin dediği gibi bunlar federasyona yürümüşlerdi ve bu futbolcunun aforoz edilmesi, Türkiye'den gönderilmesi, Galatasaray işte Fransız takımıdır, şöyledir, böyledir diye bunlar yaygarayı koparmışlardı. Ama kendi futbolcuları olunca işte parmağı biraz hafif kalkmış da 27 dereceden gelmiş de bu işte o işaret sayılmazmış da o bu işte 3 yapmış da 3 attık diye, hani 3 attılar ya şeye geçen maçta. 3 attık işaretiymiş falan diye böyle komik saçma sapan şeyler, algı operasyonlarına girerler. Ama dediğim gibi Türkiye'den bu adamların, bu zihniyetin temizlememiz şart arkadaşlar. Türkiye'de futbolu bir yere getirmek istiyorsak, başarıları, istikrarlı, Türk futbolunu seyredilir bir şey yapmak istiyorsak, bu Ali Koç gibi, küçük enişte gibi adamların bu futboldan silinmesi şarttır arkadaşlar. Evet, Doğan Çağrı, hoş geldin. bu arada Münih'ten yayınımız başladı. Münih'te meşhur göllerden birisi olan Alsancak Gölü'nden. Dostum hoş geldin. Abi hoş bulduk. Baktım yağlıyorsun. Sustum, dinledim ya. Ya ben de gördüm seni de, hadi kesilmesin dedim. Çok önemli de söyleyeceklerim. Bilmiyorum gördün mü bu Tadiç'in yaptığı hareketi? Görmem mi abi? Görmem mi? Görmem mi? Gördüm ben hatta o Sırp pisliklerinin bu suikastleri yaptığı dönemde oraya göreve gitmiştim. Kaç kişinin ölümüne şahit de olmuş bir insanım. Ama yapacak bir şey yok. Sen buna böyle bağırıyorsun, çağırıyorsun. İtüdisin,
sadece bir 5 santimlik bir ihlalden dolayı Türk halkına yaptığı hakaretleri ne yaptı Ali Koç? Evet. Veya itiniz çıkıp ya yanlış anladınız özür dilerim dedi mi? Demedi. Ve ondan sonra çıkmış Fenerbahçe Cumhuriyeti. Yok biz Atatürk'ün takımıyız. Atatürk'ün ülkesi. Ya geç. Bunların hepsi şovmen Vedat abi. Bunların hepsi sahtekar. Kendi taraftarlarını kandırıyorlar ama benim anlamadığım şey şu. Aynı olay bir Alman hükümetinde olsaydı ne olurdu? Aynen abi. Veya aynen, bir Amerika hükümeti. Böyle bir şey olsa ne olurdu? Evet abi, yani burada da çıkıp bir futbolcu rahatlıkla Hitler selamı verebilir. Çünkü onunla bunun hiçbir şeyi yok yani. Bir farklı bir yanı yok. Ha Hitler selamı vermişsin. Ha da şey, burada yani bakın SS mesela SS harflerini kullanmak bile yasak yan yana. Almanya'da. Almanya diyorsunuz ya. Yani o yüzden de bu tür hareketler gerçekten tepki verilmesi gerekiyor. Bunlara tepki vermediğin sürece bak bu zihniyettir. Bu parmak işareti değildir sadece. Zihniyettir. Bu adam diyor ki ben diyor bir daha yakalarsam diyor 200 bin tane Müslümanı yine boğarım demektir bu, anlıyor musun? Abi Kıvanç abi öncelikle hoş geldin. Rıfat Şanlı kardeşim de seni görmüş. İyi yayınlar abi dedim. Komutanım 10 numara karizma demiş. 10 yılda destek olun. Sağ olsun. Niçin gelemediğimi söylediniz mi bilmiyorum da. Söyledim. Söyledim dedi geziyor. Hadi ara verdiler. Bir bakayım ne yapıyorsunuz. Geldiğinde dedim de... pazartesi bugün dedim. Kıvanç dedim okula başladı o yüzden gelemedi dedim. Doğru mu? Burada bir nevi başladık. Sabah hanımı da götürdüm okula. Teslim ettim. Abi bu arada çok kısa bağışlar var. Onları söyleyeyim hemen Kıvanç, ondan sonra söyle dostum söyleyeceğim. Ben de size bak güzel bir deniz manzarası da geldim. Kışı yaşayanlar aynen, var. Aynen. Süper. Çok ya güzel. İsimimiz açıldı. Gerçekten mükemmel. Çok çok teşekkürler. Zamansız Kalem sevgili dostumuz her zamanki gibi güzelliğini yapmış. 10 tane We Are The Best katıl aboneliği katıl üyeliği hediye etmiş. Koray Gürsel, Aytek Türemiş, Mana Eryus, Temat Acer, Emre Bulak, Mehmet Başaran, Halil Bulut, Mahmut Alas, Oğuzhan Yılmaz'a çıkmış. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada sevgili Rıfat Şanlı dostumuz da 10 euroluk güzel bir destekte bulunmuş. Ya Rıfat hep uçak şeyi vardı onun profilinde. Kendisini mi koymuş bilmiyorum. Yakışıklı adammışsın abi. Sen uçağı niye koyuyorsun oraya? Kendini koy bundan sonra. Evet, o da 10 euroluk güzel bir destekte bulunmuş. Onu da çok seviyoruz. Evet Kıvanç buyur. Abi diyecek bir şey yok. Yani bu olaylar Galatasaray'da olsa örnek veriyorum. En sevdiğimiz adam kim? Mauro Icardi. Bak samimi söyleyeyim. Bu hareketi yapsa veya buna benzer başka bir eylemi yapsa benim tavrım o kadar sert olur ki sonuna kadar da giderim. Ki adama deli gibi seviyoruz ve aşığız biliyorsun. Ama abi Fenerbahçe öyle bir şov havasına girmiş ki artık. Ya bak Türkiye'yi aşmış onlar artık. Yani adam Ukrayna'da insanlar katlediliyor Putin diye tezahüratlar yapıyor. Adamın çıkıyor bir tane teknik adamı. Daha önce de şeydeydi, Banvit'teydi o adam. Sonra gitti CSKA Moskova'ya. Geldi Fenerbahçe'ye. Ya bir karıştık adam özür dilemesine rağmen. Hadi adama küfür geçtim. Türk halkına küfrediyor ve bir tane açıklama yok. Yani hani özür dileriz, yanlış anlaşıldık falan. Bu da öyle. Fenerbahçe değil mi abi? Devre arasında açıklama yapan gerizekalı topluluğu. Niye bunu hemen devreye girip de yanlış anlaşılma var. Aslında amaç budur, şudur, bir şey kıvırsa, açıklama yapsa o da yok. Bunların zihniyeti böyle abi. Kendilerine oldu mu yok. Başkalarına oldu mu 50 tane laf sayan. Yani kuş beyinliler ya, hakikaten kuş beyinliler ya. Neyse başka abi, açıklaması yok. O hareket normal bir hareket değil arkadaşlar. On binlerce Müslüman orada katledildi. Uzun namlulu keskin nişancılarla tek tek öldürüldüler. Onları engellemeye birçok ordu gitti. Türk ordusu da görev yaptı. Ben de bir ara geçici olarak gittim. Oradaki katliamı gözümle görmüş bir adamım. Yani bu hareket tesadüfü ise çık açıklama yap. Ali Koç erkekliğini buna göster.
erkekleri başka şeye gösterme. Ben kabul edemiyorum Mürat abi. Evet. Neyse ben de çok kısa bir şey söyleyeyim. Bak özür dilerim abi. Şimdi çıkıp dese ya o hareket yanlış anlaşıldı. Herkesten özür diliyoruz dese hiçbirimiz inanmayız ama tatmin edici bir açıklama gelmiş olur değil mi? Abi onu bile yapma gereği duymuyor herifler ya. Bak geçen bir saat önce bir kanalda seyrettim. Fener kanalı. Algıcılar gene başladı Tadiç'e saldırıyorlar diye ahlaksızlar böyle bir yorum yaptı. Evet. Abi ben bununla ilgili çok kısa fikrimi söyleyeyim. Ondan sonra bu konuyu geçelim. Çünkü bu konu ben 2 ay önce, 1,5 ay önce ben Bosna Hersek'e gittim. Orada seyahat ederken de ben o apartmandaki kurşun deliklerini gördüm. Neredeyse bütün binalarda o savaşın izleri hala duruyor. Hepsi bütün evler taranmış. Hepsinde böyle onlarca yüzlerce mermi deliği var. Hepsinin izleri var. Ben orada gördüğüm anda çok üzülmüştüm. Ben orada yaşanan işte savaş müzesine de gittim gördüm. Oradaki yaşananları da derinden yaşayıp da orada acıyı içimde hisseden bir insan olarak ben bu adamın paylaşımını gördüğüm an acayip sinirlendim. Çok kanıma dokundu. Eğer bunu kanına dokunmayan Fenerbahçeli varsa size de yazıklar olsun. Hakaret etmeyeceğim. Ama biz bu Galatasaray'da olsaydı bunu çok ağır bir şekilde eleştirirdik. Yapan kişiyi de özür diletirdik. Sonra tekrardan bağrımıza basardık. Pişman olmasını sağlardık en azından. Yani biz Tadiç'i öldürün, asın, idam edin demiyoruz ki. Yani yaptığını yanlış anlaşıldı, hata olduğunu Kıvanç abinin de dediği gibi yaparsınız. Bu konu geçerdi ama siz şimdi bunu savunup da yok bizim milliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi falan diye böyle giriyorsunuz. Kardeşim Atatürk'ün bahsettiği insan siz değilsiniz. En büyük Atatürkçü de biziz demekle de Atatürkçü olunmuyor kardeşim. Bunu da bilin. Bu da sizin içinizde dert olsun. Siz Atatürkçüyseniz sizden daha büyük yani bu İsmail Ağa lideri daha sizden Atatürkçüdür. Beni konuşturmayın şimdi. Sizin Atatürkçülüğünüzü sevsinler. Süleyman bir şey soracağım. İkinize de bir şey soracağım. Bu kuş kafalılar açıklama yapmıyor ya. Peki Edin Dzeko sence ne yapacak mı takımda? Edin Dzeko artık Edin Dzeko'yu da savunmak bize düştü. Abi Tadic'in şeyinde asistinde gidip sarılacak öpecek. Ne yapacak başka? Şimdiye kadar ne yaptı? Ne oldu o milliyetçiliği Edin Dzeko'nun? Ne oldu vatandaşları? Abi, onu da abi onu da Bosna halkı onun hesabını ona soracak. Onu ben eminim. Bosna halkı yapıyorlar tabii bu. Abi bak ama Süleyman o tarafı tabii ki aileyi ilgilendiriyor kabul ama bu tarafı tüm Türk halkını ve Müslüman camiayı ilgilendiriyor. Bu taraf çok önemli ama. Bakalım neyse bunları yine konuşuruz. Soğukta sinirlenmek de istemiyorum. Ben ama dediğim gibi ben orada Bosna Hersek halkının yaşadığı acıları derinden hissetmiş bir insan olarak en son 1,5 ay önce orada şimdi gördüm. Şimdi şeyi de söyleyeyim. Bu hareketi yaptığı kişi kim? Djokovic. Djokovic'in yanında basketbol üçlüğü mü yapmış Velat abi? Evet. 3 attık demiş. Ha Djokovic'in yanında yapmış yani öyle mi? Ona şey yapmış. Onu kutlamak için yapmış. Ben böyle yapayım. Böyle yapayım. Ben smaç koyuyordum diyeyim. Öyle mi? Neyse. Durum bu. Kıvanç bak diyorlar ki denize düşüp köpek balıklarına yem olma diyorlar. Burada mı? İzmir la burası. Evet, evet. Rahmet ama etrafta bazı fenerler dik dik bakıyor olsun canım kavga istiyor biraz kavga ederim. Evet. Buraya özellikle abi sen konağı biliyorsun liman tarafına geldim deniz göstereyim diye çünkü doğuda kuşları arttı biraz biliyorum. Biraz soğuk. Vallahi İçerisi... iyi yaptın ya iyi yaptın gözümüz gönlümüz açıldı özlemişiz İzmir'i gerçekten süper. Pekala o zaman kalıyor musun sen Kıvanç? Kalacaksan konumuza geçeceğiz. Sonra görüşmeye gideceğim abi. Tamam oldu. Ben söyledim neden olmadığını. Yine söyleyeyim arkadaşlar Kıvanç abiniz hayırlı bir iş için. Bugün yollarda gidip kızının düğünü için düğün salonundan yer ayarlamaya çalışacaklar. O yüzden de gün ayarlamaya çalışacaklar. O yüzden de Kıvanç abiniz bugün katılamadı ama yine sizi yalnız bırakamadı ve gelip size de selamını çaktı. Çok çok sağ ol bizi de renklendirdin. Seni görünce bayağı mutlu olduk biz de. Abi herkese çok seviyorum.
Ama senin ve Süleyman'ın gönlümdeki yeriniz çok farklı. Ben Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben hiç kimsenin yaptığı açıklardan böyle prim yapıp da konuşalım diye bunları anlatmıyorum ama Tadiç'e eğer gerekli uyarıyı ve cezayı vermezse Ali Koç zaten kendinin ne olduğunu ispatlayacaktır. Hiç de bundan şaşırmayacağım. Ama hepinize saygılarımı sunup ben de yavaş yavaş ayrılayım ama biraz... Ben var ya daha çok Kıvanç, şunu da söyleyeyim sen gitmeden, daha çok o kafasını kumun altına gömen Fener'in güdümlü medyası var ya, A-Sporlar, Beyaz Futbollar, bilmem neler. Ben en çok onlar adına utanıyorum. En çok onların rezilliklerine ben yani kafayı takmış durumdayım. Onu da söyleyeyim yani. Valla bilmiyorum da federasyon başkanı bu konuda eğer bir açıklama yapmazsa o da zaten Ali Koç'tan nemalandığının ispatını yapacaktır. Neyse, abi burada gerçekten güzel hava var. İnanın kimse kıskansın diye söylemedim ama çimlere kadar uzanmış herkes. O kadar güzel bir manzara ki, sahil çok güzel, sıcaklık çok güzel. İzmir'in Meltem'ini bilen bilir. Çok güzel esiyor. Herkes bir bunaltıyı atmaya çalışıyor ama bugün okullar açıldı. Okulu başlayan herkese de sonsuz başarılar diliyorum. Evet. Ben sizlerle aranızdan ayrılayım yavaş yavaş. Evet arkadaşlar Kopenhag muhabirimiz Kıvanç Öztükel'den Kopenhag'taki izlenimlerini aldık. Teşekkürler dostum. Kolay Kıvanç gelsin. Abi. Okan şey konuştuk. Kopenhaglı oyuncuların bazı açıklamaları oldu. Konuştunuz mu? Söyledik. Kıvanç abi. Okan diye bir arkadaşımız var. Kıvanç abi denize düşse köpek balığını yer. Hiçbir şey olmaz ona diyor. Valla benim hayalimi Berat abi biliyor. O yüzden o konuya girmeyeceğim. Allah o günü göstersin diyeyim. Berat abi anlatır. Tamam. Hadi dostum kendine iyi bak. Selam söyle. Görüşürüz. İzmir'den bol görüşürüz. Selam. Herkese mutlu günler. Galatasaray'la kalın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Evet. Sıradaki haberimize geçelim Süleyman. Sen bir okursan veya özetini geçersen. Tamam, ben öncelikle şunu da ek olarak söyleyeyim abi. Yani burada Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı yok bunun. Doğruya doğru da yanlış söylemek lazım. Tamam, futbolcunuzu asın kesin demiyoruz. Tadiç'i tekrardan yani hata yaptığını söyleyip ama tamam herkes hata yapabilir deyip en azından doğruyu ama yani hatayı peşinen savunmak falan da bu taraftarlık değil. Bu da yakışmaz. Yani sizin temsil ettiğiniz değerlere yakışmaz. O yüzden ben kendi adıma bu yaklaşımı doğru bulmuyorum. Ama yani her şeyde peşinen böyle savunulmamalı. İnşallah yarın bir gün olmaz ama olursa Galatasaray bir futbolcu yanlış yaparsa da yaptığı yanlışı da söylemekten hiç sıkılmayacağız. Söyleyeceğiz ama yapıcı bir şekilde yapacağız. Ama şu anda bütün Fenerbahçeliler bambaşka anlamlar yüklüyor. Ama yani Allah'ın adaleti şaşmaz. Bakın Didier Drogba'ya ırkçılık yaptınız. Yıllar sonra Wilfred Zaha'ya oraya gitme kardeşim. Orada ırkçı insanlar var dedi. Bu her zaman böyledir. Yarın bir gün bir şey yaparsınız. Onlar Sırpları işte boş çınaklara yaptığını savundu derler. Bir futbolcu gelmez. Yani hayatı her şeyi her zaman Allah'ın adaleti şaşmaz. Ben bu sene de zaten bunu zaten böyle söylüyorum ama Atatürk'ün kastettiği insanlar da siz değilsiniz. Onu da bilin yani. Atatürkçü yüm demekle de olmuyor. Yani o lafla olmuyor. Yani ben mesela dünyanın en zengin insanıyım deyip de dünyanın en zengin insanı olmadığım gibi siz de biz Atatürk'ü temsil ediyoruz demekle Atatürk'ü temsil etmiyorsunuz kardeşim. Onu da bilin. Evet. Neyse burayı biraz anlatmam lazımdı. Kıvanç abi varken anlatınca onu da gaza getirmek istemediğim için onun gitmesini de bekledim. Sinirlendirmek istemedim onu. Çünkü o asker kökenli olduğu için bizden daha da milleti duygularla söylüyor. Haklı olarak. Okan Burun abi Ndombele ile ilgili Samsun maçında ilk 11'de şans vermeyi düşünüyor diyor. Ben Ndombele'nin bizim oyunumuza çok fazla katkısı olacağını düşünüyorum. O da şundan dolayı. Yani dribling yeteneği, çalım yeteneği ve yani oyun görüşü ve yani pas şeyi de yüksek. Pas oranı da yüksek olduğu için bizim oyunumuza tam ihtiyacımız olan tarzda bir 8 numaraydı. Antrenman performansı da çok iyiymiş. Takıma da adaptasyonu çabuk olacak diye gözüküyor. Sen abi bununla ilgili ne düşünüyorsun? Ben hemen geliyorum abi bu arada. Çok kısa. Evet arkadaşlar yani Okan Hoca'yı ve teknik heyeti ve yani orada Florya'daki herkese en çok şaşırtan, dün de söyledik bunu, bugün de söyleyeyim. En çok şaşırtan olay Ndombele'nin hazır gelmesi ve yaptığı hareketlerle, davranışlarıyla, idmanlarda gösterdiği performansla
herkesi çok çok şaşırtmış. Çünkü biliyorsunuz N11'e gelmeden önce çok büyük spekülasyonlar vardı. İşte kilolu 150 kilo, 200 kilo falan diye işte bilmem ne diye arıza sorunları var diye. Adam yani geldi Florya'nın suyundan mı artık havasından mı nedir? Gelmiş öyle çok fit bir kere kilosu tam yerinde yani 1-2 kilo fazlası var ama o da normal yani böyle cüsseli oyuncuların kas yapılarına göre biraz kilolu olmaları normal ama dediğim gibi onu şimdi hatta bir hafta içerisinde o fazla kiloyu da vermiş. Tam kıvamına gelmiş bir futbolcu ve gerçekten yani ilk 11'e göz kırpıyor arkadaşlar. Bir kere baştan söyleyeyim en son söyleyeceğimi. Şu anda Samsun maçında ilk 11'e göz kırpıyor. Yani Okan Hoca bu kadarını beklemiyormuş. Ve bu adam biliyorsunuz Tottenham'ın Premier Lig'in kampını yemiş bir adam. Oradaki tempoyu, oradaki oynanan hızı falan biliyorsunuz. O yüzden de o kampı yemiş, o yüklemeleri almış bir kişi olarak geldi ve burada gerçekten idmanlarda fizik olarak da kondisyon her türlü fark yaratıyormuş. Hareketleri de zaten kumaş büyük kumaş arkadaşlar. Onu herkes biliyor ve ben Galatasaray'la bütünleşeceğini, Galatasaray'a cuk oturacağını, iyi uyacağını ve Torreira ile de o orta sahada bizim yani X faktörlerimiz olacağını düşünüyorum. Çünkü oradaki iki futbolcu çok çok önemli bizim sistemimizde. Bizim 4-2-3-1 sisteminde o iki kişi defansla ofans arasındaki bağlantıları kuran ve onun koordinasyonu sağlayan o iki kişi çok çok önemli. Ve bizi de Allah yani yardım etti. İki tane o mevkiyi çok çok iyi oynayan futbolcumuz var. İnşallah sakatlanmazlar. Böyle devam ederler. Torreira ile Endombele Samsun maçında iki orta sahadaki iki futbolcumuz olarak bir kere ilk 11'e çok büyük bir şekilde bence garantilemiş gibi gözüküyor. Okan Hoca'nın oynatacağını düşünüyorum. İnşallah da oynar. Ve dediğim gibi bu futbolcuda kumaş zaten var. Ama görünen o ki şey de tuttu. Ne derler ona? Doku da tuttu yani. Doku uyuşmazlığı olmadı. Çok çok güzel birbirini tamamlayan ikili oldular Galatasaray'la Endombele. Bu da bizi tabii ki çok çok sevindiriyor. Bu arada sevgili zamansız kalemimiz de 5 tane daha We Are The Best katıl aboneliği hediye etmiş. Ezel Ögdem, Yavis, Doğan Taş, Joker, Ahmet Tan Yıldız ve evet Ahmet Tan Yıldız da çıkmış. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgili dostumuz zamansız kaleme de çok çok teşekkürler. Senin var mı Endombele ile ilgili bir söyleyeceğin? Abi Endombele benim en çok beğendiğim tarzda oyunculardan biriydi. Transfer döneminin başında da en çok istediğim oyunculardan biri olduğunu söylemiştim. Hatta ben Fred'den ziyade Endombele tarzı bir oyuncuya ihtiyacımız var demiştim. Çünkü dribling özelliği bizim de yıllardır bu Gedson Fernandes olayından sonra Galatasaray taraftarının da özlemini duyduğu tarzda bir oyuncu. O yüzden ben Endombele'yi çok beğeniyorum. Eğer biz Endombele'den biz istediğimiz katkıyı alırsak zaten satın alma maddesinde kullanıp bir sene sonra da Araplara satarız 50'ye 60'a. O yüzden yani ben geçen sene Napoli'ye giderken de bir ara adı bizde geçmişti. Napoli yani geçen sene Napoli'de oynayamadı da değil arkadaşlar. Mental bir sorun yaşadığı için de değil. Napoli kadrosu çok kaliteli olduğu için çok fazla süre bulamadı. Orada değersiz hissettiği anda da performansı düşen bir oyuncu. Çünkü çok yetenekli. Ama yani bazı maçlarda yedek kalmaya da kabullenmesi gerekiyor büyük takımlarda. Ama Galatasaray'da ben istenen katkı alınabileceğini düşünüyorum. Yani ben abi yani bize çok faydası geleceğini düşünüyorum. Faydası olacağını düşünüyorum. Birkaç hafta sonra bizim tam oyunumuzu ya ben şeyi de izledim. Ben Napoli Juventus maçını da izledim. 68 dakika oynadı ve ön alan baskısında falan da bayağı pozisyon bilgisi yani Mertens'in yaptığı kadar da ön alan baskısı da yapabiliyor. Defans katkısını da biraz daha farkındalığını arttırırsak ben çok faydalanacağımız bir oyuncu olduğunu Evet. düşünüyorum Berat abi. Evet. Ben çete bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar bu dinler üzerinden birbirinizi kırmayın. Hepimizin dinlere saygılı olmamız gerekiyor. Yani biliyorsunuz öbür dinlerin de peygamberleri de bizim dinimizce peygamber olarak kabul ediliyor. O yüzden de kesinlikle birbirinize din konusunda şey yapmayın arkadaşlar. Bunun
Tadiç'in yaptığı olayın dinle falan ilgisi yok. Yani bu milliyetçiliktir arkadaşlar. Kafatası milliyetçiliğidir. Başka da hiçbir şey değildir. Bu karakter olayıdır, kişilik olayıdır, yapı olayıdır, zihniyet olayıdır. Kesinlikle bütün dinlere saygı duymamız gerekiyor. Ben burada Almanya'dayım. Almanya'da da yani çoğu Hristiyan, Protestan olması olduğu halde bile bizim dinimize de saygı gösteriyorlar. Burada her kasabada, her ilde cami vardır. Onu da söyleyeyim size yani. Bu ben abi yani bir de şöyle bir şey var. Şimdi Sırpların böyle bir şey olduğu için, böyle bir yaşanmış bir durum olduğu için onlar ekstra yani eğer dinle alakası varsa bunu paylaşmayacaksın kardeşim. Yapmayacaksın sen. Yanlış anlaşılmaya açık bir konu bu yani. Sen tutup hem onu yapıp da ondan sonra bu din gibi diyemezsin sen. Orada ölmüş 200 bin tane Bosna Hersek'lik var. Yaşanmış bir trajedi var. O yüzden bu din bambaşka konu. Biz zaten dinden bahsetmiyoruz. Bu yani bir insanın kötü olup iyi olması bunun dinle alakalı olan bir konu da değil bu. Din evet. Bambaşka. Bu başka bir konu. O yüzden hiç dinin altına saklanmasa. Şimdi Lucas Torreira'nın eliyle üç işareti yaptığı pozisyonu gösteriyorlar. Ya kardeşim sizde hiç mi mantık, izan kalmadı artık? Ya bir Uruguaylı'nın yaptığı üçle bir Sırp'ın yaptığı işaret aynı mı? Ya abi işte algı olanları olmayan, olmayanları da olur gibi gözükme olayı işte bu. Ya bu Hitler'in bir şeyi vardı, propaganda şeyi vardı, subayı vardı, Göbel diye bir tane adam. Tamam mı? Bu Göbel aynen böyle yani. Adamın taktiği olanı olmayan, olmayanı da olur gibi defalarca gösterip milleti inandırmak. Şu anda Ali Koç'un Fener Medyası'nın yaptığı olay tamamen budur. Pozisyonlarda da abi penaltıları penaltı değilmiş gibi, penaltı olmayanları penaltıymış gibi, Galatasaray'la yapılanları yani hataymış gibi, kendilerine yapılanları hata değilmiş gibi. Yani bir sürü algı yapıyorlar. Bu da algılarının bir parçası. Biz buradan yani nasıl döneriz, nasıl kıvırırız, nasıl dansözlük yaparız diye kafaları sırf ona çalışıyor. Başka şu anda çalıştığı bir şey yok. O yüzden de neyse abi bu konuyu şimdi geçelim. Sıradaki haberimiz ne dostum? Senin söyleyeceğim bir şey yoksa bu Endombele ile ilgili. Endombele'den yani ben bütün transferlerimizden beklentim yüksek. Yani ben bakan bunun da oynadığı süre içerisinde böyle hayal kırıklığı olacak kadar ben bir şeyini görmedim. Ben fiyata yani ben bir oyuncunun transferine fiyat fayda performans olarak bakıyorum. O yüzden benim bakan buradan da beklentim yüksek. Yani en azından çift haneli gol asist katkısı yapacak. Toplamı çift tane olmak şeyle. Onu da göreceğiz inşallah. Dediğim gibi Endombele, Zaha, Ziyech, Tete bunlar daha en azından Tete bile bir buçuk maç oynadı. Onu bile eleştiriyorlar. Eleştirmek için en azından biraz daha şey yapmak lazım, beklemek lazım. Ben hepsinden çok faydalanacağımızı bu senede çok rahat bir şekilde zaten şampiyon olacağımıza da inanıyorum abi. Evet. Diğer haberde Zeki Çelik. Zeki ile ilgili abi Roma artık bırakmayacağı ile ilgili olumsuz yanıt gelmiş. Galatasaray herhalde orada bir ya Bünyamin Balcı'ya bakacak ya da bu Ali Turat Bülbül düşünüyor. Sen bununla ilgili bir haber, bir bilgin var mı Zeki ile ilgili? Evet. Yani ben hem sağ bek olayıyla ilgili hem de Zeki ile ilgili bir şey konuşmak istiyorum. Bu arada sevgili Durmuş kardeşim sana küs değiliz. Şu anda çok önemli şeyler konuşuyoruz. Seni iki kere okudum bugün. Sen atıyorsun mesajı sonra başka şeyle ilgileniyorsun herhalde. Seni okudum kardeşim iki kere. Lütfen bak bir sürü dostumuz var burada. Seni çok seviyoruz. Senin mesajlarını da devamlı okumaya çalışıyoruz. Sana da selam olsun sevgili kardeşim. Şöyle söyleyeyim. Galatasaray biliyorsun Dubois'dan çıkmak istiyor. Ve büyük ihtimalle de çıkacak. O yüzden de Saşa'nın yani yanı alternatifi boş kalacak diye de hem de 8+3 kuralı yüzünden bir sağ bek almaya çalışıyordu. Bünyamin Balcı'ya gittiler biliyorsun. Ömer Ali Şahiner tavsiye edildi. Ve Zeki Çelik yani Okan Hoca'nın ilk önceliği Bünyamin Balcı'ydı. Bünyamin Balcı'ya Antalya anasının nikahını istedi. Çok para istedi. Galatasaray ondan vazgeçti. Ve Zeki Çelik'i Roma'dan kiralamak istedi. Roma'da fazla kullanmıyor. Ama Roma'da herhalde farkına varmış olacak ki bir de Mourinho var orada biliyorsun. Bizi çok iyi tanıyan birisi. O da farkına varmış olacak ki bunu nasıl olsa bu futbolcuyu mecbur almak istiyorlar diye.
Fiyatını yükselttiler, satmak istediler, kiralık vermek istemiyorlar. Galatasaray'da yani satın almaya pek sıcak bakmıyor. Çünkü biliyorsun yani bu 8 artı 3 kuralı seneye değişebilir. O yüzden de Galatasaray yani Zeki Çelik olayı aslında pozitif giderken negatife döndü. Ve ben şu anda Galatasaray'ın sağ bek alamayacağını bile düşünüyorum. Ve orayı da Okan Hoca ben demiş elimizdeki futbolcularla kapatabilirim en azından ocağa kadar o gemiyi rıhtıma yanaştırabilirim demiş. Bakalım yani Galatasaray şu anda sağ beki bir fırsat yine çıkarsa Zeki Çelik'te veya başka bir futbolcuda yapmaya çalışacak ama o kadar da eskisi gibi de yani bundan bir hafta öncesi 2 hafta öncesi gibi de o kadar da bu işin üzerine gitmiyor yani onu da söyleyeyim. Yani burada ben eğer Kaan Ayhan da alternatifler arasında bazı maçlarda sağ bek Aynen. oynayabilmişliği de var. Devre arasına kadar öngörülebilir ama keşke yani 14 artı yabancı kontenjanını takamasaydı da Dubois gibi değerli bir oyuncu kalabilseydi. O da yani o sistem garabet her takıma bir mağduriyet yaratıyor. Bu arada demin bir şey gördüm abi, bu Manchester United'da Antony kız arkadaşını döven Antony var ya. Fenerbahçeli futbolcu olsaydı kadınların bir kere dayak yemesine izin verilsin diye Fenerbahçeliler bunu savunurdu, biliyor musun abi? Biri yazmış Evet. da. O yüzden Evet. onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Çok sinirliyim çünkü atamıyorum içimden. Neyse yani ben sağ bekle ilgili çok fazla sezon içerisinde bir sorun yaşar mıyız? Yani risk var tabii çünkü Sacha Boey dribling performansı yüksek bir oyuncu. Sakatlanma ihtimaliyle de bir risk almış oluyorsun ama Kaan Ayhan geçen bir maçta da sağ bek girmişti geçen sene. Evet. Birkaç Ya maç. bir de şey Davinson Sanchez de sağ bek oynayabiliyor. O yüzden Okan Hoca büyük ihtimalle onları düşünerek o kadar ısrar etmiyor bu konuda. Yani yapacak bir şey yok alamıyorsak. Bu Hakan Çalhanoğlu'nun Kerim Çalhanoğlu muydu? O vardı. O çocuk bilmiyorum performansı ne. Eğer bulunabiliyorsa bulunur. Bulunamıyorsa yarım sezon böyle gidecek. Yapacak bir şey yok. Evet, yani dediğimiz gibi arkadaşlar da yazmışlar. Ari Turab bülbülümüz var. Ona da şans verebiliriz. Ama dediğim gibi Kaan Ayhan da çok formda ve o mevkide de oynayabiliyor. Ben Davinson Sanchez'in de yani Premier Lig'de bile sağ bek oynadığı maçlar var. O yüzden o da en yani kötü ihtimal o da oynayabilir. O yüzden de ben de dediğim gibi alınmazsa da çok çok büyük sıkıntı olacağını düşünmüyorum aslında. Abi Salih Özcan'la ilgili ben kendisini hani Galatasaray rotasyonuna bize gelse çok katkı sağlayacak oyuncu. Ama Eyüp Aydın da var orada. Demin de Ali de yazıyor. Birçok arkadaş da yazdı. Onunla kontratla ilgili herhalde sözleşmede süre sıkıntısı var. Galatasaray daha uzun süreli yapmak istiyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Evet, Ama aynen. Salih Özcan buraya bir tane rotasyona bir oyuncu katılacak. Bu iki oyuncuyla ilgili sen ne düşünüyorsun abi? Ya bir kere şeye imza attırılmış Gökdeniz Kürpüz'e ama ben onun daha çok şu anda ya altyapı için ya da yani bir yere kiralanarak oynayabileceği bir yere verileceğini düşünüyorum ama Eyüp Aydın A takıma eğer imzalar atılırsa onda senin dediğin gibi Eyüp Aydın'da onun babası kısa süreli sözleşme istiyormuş. Galatasaray 5 senelik, babası 2 senelik. O yüzden de ben yani diretirse babası 2 senede ben Galatasaray imza atmaz diye düşünüyorum onunla. Çünkü 2 senede zaten bu sene fazla süre veremeyeceksin Eyüp Aydın'a. Daha 19 yaşında ve o mevkide de bir sürü onun önünde daha futbolcu var. O yüzden de ben yani Galatasaray 5 sene olursa veya 4 sene en az imza attırır olmazsa da vazgeçer diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi Bayern Münih'le anlaşılmış 1 milyon euro bonservis ücretine. Bayern Münih okey. Sadece futbolcu tarafı şu anda bekleniyor. Bakalım artık 1-2 gün içinde o zaten belli olur. Erden Timur da yani Okan Hoca da çok istiyormuş Salih Özcan'ı Dortmund'dan. Erden Timur da bu işi bitirmek için çok uğraşıyormuş ve bakalım bu da 1-2 gün içerisinde belli olacak. Son bir görüşme yapacakmış. Dortmund da burada da futbolcu da değil. Sıkıntı Dortmund'daymış. Bakalım onu bitirebilirse Erden Timur bitirecek. Bitiremezse de artık dediğimiz gibi yolumuza bakacağız abi.
Yani ben orta sahaya bir tane, yani en azından denkleme bir tane daha oyuncu lazım. Torreira'yı yedeklemesi gerektiğini düşünüyorum ben Vedat abi. Eğer Salih Özcan olursa çok iyi olur. İyi de bir futbolcu. Yani bu birçok Türk oyuncudan çok daha fazla katkı sağlar ama olmasa da Eyüp Aydın da bence süre bulabilecek fizik kalitede var. Eğer sakatlıkta bir ağır bir sakatlık geçirmişti. Eğer oradan da şey yapmazsa bence direkt bayağı ciddi süreler alabilir bu senede. Bakalım bir tane oyuncu gelecek gibi gözüküyor. Gökten'in zaten daha yaşı itibariyle biraz daha zamana ihtiyacı var ama bu tarz oyuncuları da kadroya katılması mutluluk veriyor genç oyuncuların. Evet. Gökdeniz Gürpüz gerçekten 17 yaşında. O daha tam bence süre alamaz ama Eyüp Aydın dediğim gibi bu Bayern'in ikinci takımda devamlı süre alan, oynayan, ilk 11 oynayan ve geldiğinde Galatasaray'da da oynayabilecek kapasitede. En azından yani mecbur kalındığı zaman sahaya atabileceğim bir futbolcu. Sol ayağı bir kere çok çok güzel. Ama yani Erden Timur kafaya koymuş. Salih Özcan'ı bitirmeye çalışıyor. Ve bakalım bir iki gün içerisinde de bunun haberini alırız zaten. Bekliyoruz abi. Bu Batuhan Şen abi Antep yeni bir tane şey aldı. Kaleci transfer yaptı ve Antep tribünlerinde de bir tepki oldu. Birkaç oyuncuyla beraber Batuhan Şen'e de. Bu tekrardan geri çağrılması gündemiyle ilgili bir şey vardı. Sen de bunu söylemiştin bana yayın öncesi. Evet. Sende varsa o haberi de öğrenmek isteriz. Ya işte dediğim gibi gelir gelmez nedense Mudika yani Batuhan Şen'e bir cephe alıyor. Ben bunu istemiyorum. Herhalde büyük ihtimal Mudika'nın biliyorsun. Ben yani tamam söylenti diyeyim artık. Bu komisyon futbolcu aldırma olayları falan Romenlerde biraz oluyor bu iş. O yüzden de kendi istediği kaleciyi aldırtmış. Ve bu da Batuhan Şen'in orada artık süre alamayacağını gösteriyor. Galatasaray da Batuhan Şen'i biliyorsun kiralık olarak gönderdi. İleride kullanmayı düşünüyor. Ve oynayamayacağı bir yerde de paslanmaması için geri çağırma şeyine olasılıklarını araştırmaya başlamış. Ve biliyorsun bizde de şey var, Mustera var. Mustera'nın arkasında çocuğun adını hep unutuyorum öbür bizim yeni aldığımız kalecinin. Neydi? Günay, Günay. Günay, evet Gökhan diyorum hep de ona. Günay var. Güney'in arkasında da Can Kat var. Yani Batuhan'ı da mesela çağırıp ne bileyim böyle bir kaleci rotasyonuna bizim sokup çünkü biliyorsun şeyde de yani listede de sıkıntı olmuyor. Galatasaray altyapısından oyuncu olduğu için. Yani ocağa kadar belki tutup Ocaktan sonra oynayabileceği bir yere kiralayabilir. Veya ne bileyim şimdi olursa şimdi belki oynayabileceği bir yere gidebilir. Biliyorsun giderken de Batuhan Gaziantep'i hiç istememişti. Kendi istediği takıma gitmek istemişti. Biraz zorlama da oldu orada. Bakalım artık o durumda da bir gelişme olabilir yakında. Onu da söyleyelim. Abi bu Sacha Boy ile ilgili bu Juventus iddiaları var. Ben bu Şampiyonlar Ligi beraber Şampiyonlar Ligi grubuyla beraber hem Sacha Boy'un hem de Victor Nelson'un takımdan devre arası ayrılabileceğini düşünüyorum. Çünkü tam vitrin burası. Eğer Juventus'a karşı yani Juventus'ta oynayacaksan Manchester'a karşı, Bayern Münih'e karşı göstereceğin performans onlar için referanstır. Ben kendisinin hücum anlamında tam daha oralara geldiğini düşünmüyorum ama Hakim Ziyek'le beraber çünkü Hakim Ziyek kanadını oynatan bir oyuncu. Yani bekini oynatan bir tarzda bir oyuncu. Playmaker kanat oyuncusu. O yüzden ben Sacha Boy'un da Hakim Ziyek kadroya girdikten sonra çok daha üst seviyelere hücum performansı göstereceğini düşünüyorum. O yaptığı bütün driplikleri topla Hakim Ziyek Sacha Boy'la buluşturacak ve çok daha efektif oynayacak. Ve bununla beraber de ben devre arası Galatasaray'dan gitmeye yakın isim Sacha Boy diye düşünüyorum abi. Hem sende varsa bununla ilgili bilgi hem de senin düşüncen ne? Evet Bunu... sevgili Berlin'den sevgili Erdal hocamız da iyi yayınlar demiş. Onu da çok seviyoruz. Sevgiler saygılar kendisine. Erdal hocam hoş geldi. Ellerinden öpüyorum. Hoş evet. Geldin diyorum. Frekans 8'imiz de burada. Ona da selam çakalım. Leo Messi burada. Yani gerçekten dostlarımız buradalar. Ben şöyle söyleyeyim. Ben Sacha Boye'yi tamam Juventus istiyor olabilir ama benim buradan Almanya'dan mesela duydum sık sık hemen hemen 2-3 haftada bir duyuyorum. Bayern'in de Bayern Münih'in de
Biliyorsun Kimi şu anda Tuchel sağ bek oynatıyor. Çünkü sağ bek yok ellerinde. İyi sağ bek yok diyeyim. O yüzden de ben Bayern Münih'in de sağ bek baktı ve Sacha Boey'i de izlettiğini buradan ben biliyorum. Yani eğer biz gruplarda özellikle Bayern Münih maçlarında Sacha Boey o bildiğimiz performansını yakalarsa, yaparsa ben kesinlikle Bayern de çok paralı bir kulüp. Yani şey, beğendi futbolcuyu parasına bakmadan alabilen bir kulüp. O yüzden ben Bayern'den bir hamle bekliyorum açıkçası Sacha Boey için. Veya da daha da şeyini söyleyeyim yani mantıklısını. Ben en az 3-4 tane eğer Şampiyonlar Ligi gruplarında bir de ikinci falan olursak ve Sacha Boey de buna katkı vermiş olursa ben Sacha Boey kışın olmasa bile hani belki gruplarda devam edersek satmak pek işimize gelmeyebilir. Çünkü sağ bekte de alternatiflerimiz de az. Ama sezon sonunda ben çok büyük böyle bir çarpışma olacağını Sacha Boey için en az 4-5 tane büyük kulübün sıraya girip açık arttırmaya gireceklerini düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Galatasaray bir 30'ları 35'leri görür diye düşünüyorum Sacha Boey'de. Bu Ali Zengin abimiz de bana kamerayı açmam için yazmış mesajları da şimdi gördüm. Ben normalde yayın şeyim yok benim durumum normalde. Ali Bey burada yayınları yapan Vedat abiyle Kıvanç abi ben yedek oyuncu gibiyim. Yani birinin olmadığı yerde beni bu lastik hissetmesi gibi düşünüyoruz. O yüzden ben çok fazla görüntüme gelmiyorum ama bu hafta eğer Galatasaray Samsun Spor maçından sonraki yayınımıza müsait olursa ben de eğer şeyle kamerayla gelirim hafta sonu. Transfermarkt'ta şeyin görüntüsü yok arkadaşlar Süleyman'ın o yüzden gösteremiyoruz. Kusura bakmayın. Ya Süleyman'ın gerçekten yorumları çok çok güzel. Bir de Galatasaray'ın maçlarına statta gidiyor. Futbolu da çok iyi biliyor gerçekten. Süleyman'ın yorumlarını herkes çok beğeniyor ama Süleyman görüntü konusunda biraz herhalde teknik arızalar yüzünden pek şey yapamıyor ama sesini bile duymak bizi heyecanlandırıyor tabii ki. Ya teknik arıza değil de abi ben yani yayıncı şeyim benim yok. Öyle bir yani siz gibi değilim. Ama yani tutup da arada sırada tabii ki görüntüme katılıyorum. Yine kırmayız bir gün. Yeni gelen arkadaşlar da var. Kanalda benim görüntümü bilmeyen de var. Biliyor birçok arkadaşımız. Bir yayına katılırız. Böyle 2-3 ayda bir ben katılıyorum ama dediğim gibi ben yayıncı mantığıyla yayın yapmıyorum. Ama tabii ki teşekkür ediyorum Ali Bey'e de. Onu da kırmayacağım. Hafta sonu eğer galip de geleceğiz. Galip geldikten sonra da katılırım diyorum. Abi milli takımla ilgili Japonya ile maçımız var. Japonya maçıyla ilgili ne diyorsun? Galatasaray Türkiye'nin bu maçı kaybetmesi belki de Türkiye'nin lehine olabilir mi abi? Bazı şeylerin sorgulanması için hazırlık maçı kendi. Valla bir kere Japonya gerçekten istim üzerinde. Çok güzel sonuçlar alıyorlar. Çok iyi futbol oynuyorlar. Almanya gibi bir devi adamlar 4-1 ve çok çok üstün bir oyunla 4-1 yenerek Almanya'nın teknik direktörünün milli takım teknik direktörünün kovulmasını sağladılar. Zaten sallanıyordu ve bu maçta şey oldu, son darbe oldu. Hansi Flick biliyorsunuz Alman teknik direktöre. Ve şimdi de sıra Türkiye'de. Türkiye'de de bir Alman teknik direktör var. Acaba bir rastlantı mı? Bakıp göreceğiz. Eğer biz de yani Japonya karşısında Almanya'nın düştüğü durumlara düşersek bence Stefan Kuntz'un da orada kalması biraz zor gibi gözüküyor. Zaten şu anda bütün baltalar, her şey bilenmiş vaziyette. Herkes Stefan Kuntz'un gitmesini ya işte kendi istedikleri teknik direktörün gelmesini istiyor. O yüzden de bakalım abi bu maç ben pek umudum yok. Çünkü milli takım gerçekten kaliteli futbolcular var. Bu jenerasyon güzel bir jenerasyon ama teknik direktörün özellikle ben Hamit Altıntop'un bu işe çok karıştığını ve kendi hiçbir teknik direktörlük tecrübesi olmamasına rağmen kadroyu onun kurduğunu, taktiklere karıştığını ben düşünüyorum. Çünkü onun karakterini de tanıdığım için eskiden Galatasaray'da da yaptığı bazı karaktersizlikleri bildiğim için de yani yapar, karışır. O yüzden de ben milli takımı şu anda çok böyle güzel bir sistemle, profesyonel bir şekilde çalıştırılmadığını, yönetilmediğini düşünüyorum. Zaten ayda yılda bir gelip milli takımla birlikte oluyor Stefan Kuntz.
gidiyor, ense yapıyor, geliyor. Ne maç seyrediyor, ne başka bir şey yapıyor. Yani takımlarında oynamayan, sakatlıktan yeni çıkmış futbolcuları o değişik mevkilere koyuyor. Değişik değişik şeyler yapıyor. O yüzden de Türkiye'nin en formda stoperini oynatmıyor. Yani ne yapabiliriz ki abi? Yani en formda açık oyuncusu Yusuf Sarı'yı oynatmıyor. Fener'in yedeklerini form tutturma milli takımı diye bir yani takımı diye ismini değiştiriyorum abi. Fener'de ne kadar formsuz, ne kadar yedek varsa Fener'in yedeklerini düzeltme takımı diyorum ben milli takımına. Yani Cengiz Ünder'e 90 dakika katlanan, arkasında Fener'de bile oynamayan Mert Güldür Güldür'ü oynatan, yani ondan sonra bütün Fenerlileri sahaya atmak için deli gibi çabalayan bir heyet görüyorum. Ali Koç orayı da TFF'yi aldığı gibi orayı da bütün şeyini almış. Adamlar yani Fener Rehabilitasyon Merkezi diyorum ben milli takıma. O yüzden de seyretmiyorum bile maçlarını, öyle diyeyim yani. Abi yani artık o seviyeye getirdiler. Yani işini milleti duygulardan çıktık dediğimiz gibi. Yani inşallah bir yerden sonra tekrardan bu bizi... Ben mesela Sergen Yalçın olsun çok isterim. Çünkü yani orada en azından bazı şeyleri öz eleştiri yapabilir. Bazı şeyleri yani bize çok daha açık bir şekilde hissettirebilir. Ama tabii ki burada önemli olan şey değil. Yani kendilerine yakın olan insanları daha çok tercih ediyorlar. Buradaki asıl amaçları Türkiye milli takımının başarılı olması değil. Kendi adamları olsun, kendine yakın menajerlerle ilgili futbolcular olsun veya işte bazı takımlara karşı zaten federasyon bu sene daha da yani her şampiyon olamadığı sene daha da arttırıyorlar leveli. Tam Ali Koç'un arka bahçesi olmuş durumda ama tabii ki hem milli takım için hem de Galatasaray için de artık son sözlerimizi de yavaştan söylüyorum. Yayının da sonuna geliyoruz. Bu hikayenin kötü tarafı Fenerbahçe. Bu hikayede kötüler hiçbir zaman kazanamaz. O yüzden Allah'ın adaleti, herkesin adaleti şaşar ama Allah'ın adaleti şaşmaz. Yani Allah korusun. Alım dilim bile söylerken utanıyor ama bu Mason Greenwood tecavüzden suçlandı. Eğer Fenerbahçe'de futbolcu olsaydı kadın kuyruk salladığı için yapmıştır falan diye kadını suçlardı Fenerbahçeli taraftarlar. O yüzden siz bu hikayenin kötü tarafısınız kardeşim. İnşallah kötüler bir kere daha kaybedecek. Galatasaray şampiyon olacak da. Eğer Galatasaray şampiyon olmasa da siz olmayın da kim olursa olsun. Gerçekten bunu da bugün evet. Bir kere daha hissettim. Evet. İnşallah da sene sonunda da göreceğiz. Siz olamayacaksınız şampiyon. Onu evet. Söyleyeyim. Kamada var arkadaşlar. Japonya milli takımda hem de çok çok iyi bir futbolcu. Japonya'da sadece Kamada değil gerçekten çok kaliteli futbolcular var. Bir de çok iyi takım oyununu, mücadeleyi çok iyi yapıyorlar. O yüzden de Japonya bize yani şöyle söyleyeyim gerçekten bir de Japonlar böyle ciddi alırlar yani tamam fazla üzmezler mesela 4'ten 5'ten sonra belki atmazlar ama yani 4'e 5'e kadar da acımazlar yani onu da söyleyeyim. Yani inşallah o maçta kötü durumlara düşmeyiz öyle söyleyeyim ben. Dediğim gibi bu Tadiç olayını da akşama kadar daha da çok irdeleyip bakacağız kim nerede nasıl pozisyon alıyor. Hepsini takip edeceğiz arkadaşlar. Akşama Kıvanç abiniz geliyor. Onunla beraber güzel bir 8 yayını yapacağız. Bütün tabii ki Süleyman da gelirse üçlü bir yayın yaparız. Daha da güzel olur. Ama dediğim gibi ben dostlarımız gerçekten bu pazartesi öğleninde bile 400-500 anlık izlenmelere getirdiler bizi. Onları çok seviyoruz. Harikalar. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Ve böyle devam arkadaşlar. Bu kanalı büyütelim. Bu kanal sizin kanalınız. Sizin katkılarınız olmadan biz hiçbir şey yapamayız. Onu da söyleyeyim. Sizleri seviyoruz. Çıkarken birer like bekliyorum hepinizden. Allah'a emanet olun diyorum. Süleyman sen kapat dostum. Ya ben dediğim gibi inşallah Galatasaray artık futbolda Galatasaray'da çok özledik. Bu hafta milli ara çabuk biter. Hemen biz de tekrardan Galatasaray'ımıza da kavuşuruz. Yani son sözüm de şu. İnşallah bizi Allah hiçbir zaman haksızlığı savunacak kadar kör yapmaz. Bazı şeyleri dediğim gibi eleştiririz ama yani yapıcı eleştiririz ama bir şekilde eleştiririz. Galatasaraylık bunu gerektirir. İyi ki Galatasaraylıyız. Akşam 8'de görüşmek üzere abi. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Çıkarken like.